yedi kıtaya hükmeden bir devlet ve onun başında güçlü bir padişah, Osmanlı hükümdarlığı ve Yavuz Sultan Selim Han. Ünlü bir sözü var. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Esselamun Aleyküm sevgili dostlar. Sözüme böyle başlamamın sebebi, Cenab Allah'ın bizlere sunduğu en büyük nimet olan sağlık ve sıhhat nimeti. Dünyanın birçok farklı yerlerinde insanlar farklı farklı mutluluklar ararken aslında en önemli konuyu kaçırıyorlar. Hangi konu? Bu bize verilen sağlık, sıhhat, afiyet konusu sağlam bir vücuda sahip olabilmek, ağrısız, sızısız yaşayabilmek ve aklına sahip çıkarak imanlı bir şekilde hayatını sürdürmek. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlere hamdolsun, şükrolsun, elhamdülillah diyoruz. Mutluluklar insandan insana tıpkı parmak izi gibi değişiklikler gösterse de aslında ana tema mutlulukta sağlık ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bunu da taçlandıran en büyük güzellik ise imana sahip olmak, ibadet etmek ve Cenab-ı Allah'a sığınmak. Sevgili dostlar, şu anda hastanelerde, evinde hasta olarak yatan milyonlarca belki insan var. Allah onlara şifa versin. Ümmeti Muhammed'e, Türk İslam dünyasındaki hastalara Cenab-ı Allah şifa versin. Tıpkı depremde yaralanan kardeşlerimiz gibi. Allah onları bir an önce şifa vererek evlerine, sevdiklerine kavuştursun. Can dostlar, ne kadar paramız olursa olsun, hangi mevkide, hangi şanda, hangi şöhrette olursak olalım, ne kadar güçlü olursak olalım, ne kadar çok arkadaş çevremiz olursa olsun, isterse dünyanın en güzel insanı olalım, sağlığımız olmadığı sürece bunların hiçbir önemi yok. Peki, sağlığın iki çeşidi var. Birincisi fiziksel sağlık, ikincisi de ruhsal sağlık. Ruhsal sağlık da çok önemli. Bugün panik atak yaşayan, kaygı bozukluğu yaşayan, stres yaşayan, çeşitli psikolojik hastalıklar yaşayan da binlerce insan var. Öyle insanlar var ki panik atak ve kaygı bozukluğundan dolayı bir korku yaşadıklarından, yaşadıkları için evlerinden çıkamıyorlar. Aslında vücutlarında fiziksel hiçbir şey yok. Demek ki beynimizin sağlıklı işlemesi bizim için çok çok büyük bir nimet. Hani dedik ya bir de kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Sevgili dostlar lütfen okumak isteyen çocuklarınızı sonuna kadar destek vererek okutalım. Onların birer meslek sahibi olmasını, cahil kalmamalarını sağlayalım lütfen. Burada anne babalara, velilere, çocukları yetiştirenlere büyük sorumluluklar düşmekte. Cahil toplumlar her türlü yalana her türlü üç kağıda, her türlü kandırılmaya açık bir kapı gibi. Eğer okursak, en başta ilim sahibi, tahsil sahibi, bir iş sahibi olursak, hiç kimse bizi kandıramaz. Kandırmak nasıldır? İşte internette dönen binlerce yalan videolar var. İnternette dönen bin türlü sahtekarlıklar var. İnternette bir, bin bir türlü kötülükler var. En başta çocuklarımızı internetin bu kötülüklerinden de koruyalım inşallah. Sağlığımızı korumak için mutlaka kötü alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor. Bunda ısrar edin lütfen sevgili dostlar. Nefsinize hoş gelen kötü alışkanlıklarınızı teker teker gözden geçirerek bu bunlardan kurtulmaya çalışın. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Diyor ki: "Her türlü günah, her türlü kötü alışkanlık, nefse güzel gelen ve şeytanın sizi kandırarak yaptırdığı her zararlı şey ruha asılan bir ağırlık gibidir. O ağırlıktan kurtulmadan zikrullahın ve ibadetin o ferahlığına yükselemezsiniz." Bırakın lütfen bütün kötü alışkanlıklardan vazgeçin. Yalan söylemekten, gıybet etmekten, insanları kötülemekten, kul hakkı yemekten, günaha girmekten, kumar oynamaktan, işte zararlı şeyler içmekten bunlardan vazgeçelim sevgili dostlar. Sağlıklı bir toplum olabilmemiz için birbirimize destek verip birbirimizi güzel şekilde, kardeş şekilde uyarmamız gerekiyor. Elbette ki herkesin inancına saygılıyız. Herkes kendi inandığı gibi yaşar ama biz Kur'an'a iman etmiş, Hazreti Allah'a iman etmiş ve peygamberimiz Ahmet Muhammed Mustafa'nın yolunda olan insanlar olarak biz Kur'an ahlakına uymak zorundayız. Kur'an'da insan vücudu bir emanettir diyor. O emanete güzel bakmamız gerekiyor sevgili dostlar. Eğer hep kötü düşünürsek eğer hep negatifliğin içerisinde kendimizi böyle bir sıkıştırırsak vücudumuz buna büyük bir psikolojik tepki verecektir. Entropi denilen bir olay var. Yani düzensizlik denilen bir fizikte terim var. Kainatta nereye bakarsanız bakın asla bir entropi bulamazsınız. Yani bir düzensizlik bulamazsınız. Her şey bir düzen içerisinde akıp gitmektedir. İnsan bilgi öğrendikçe, insan ilimle tanıştıkça, insan okudukça gerçekten ben neden bu dünyaya geldim sorusunun cevabını bilincinde daha güzel bir yere otutturmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine baktığımızda insanları güzel yola, ahlaklı yola, temiz yola, günahlardan ve haramlardan uzak olan bir yola faydalı şeyler veren bir dost gibi. Sevgili dostlar, bugün hayatımızda binlerce stres yaşayabiliyoruz, üzüntü yaşayabiliyoruz, ayrılıklar yaşayabiliyoruz, hasretler yaşayabiliyoruz, hastalıklar yaşayabiliyoruz. Başımıza bin bir türlü stresler gelebiliyor. İnsanın tabii ki moralmen güzel olabilmesi, kendini daha güçlü hissedebilmesi için mutlaka inanca ihtiyacı var. Bizim gibi Müslümanlar için en doğru inanç Allah katında son din olan İslamiyettir. İnsanın inancının da vücudunda sağlık olarak çok büyük etkisi var. Çünkü biz müminler olarak biliyoruz ki Cenab-ı Allah bizi her an görüyor, biliyor ve duyuyor. Onun için secdede ve dua ederken ellerimizi açarak ya Rabbi senden yardım istiyoruz, bize yardım et diyoruz. Mümin Kur'an'da denildiği gibi asla ümidini kesmez. Aynen ayette şunu diyor. Estenzübillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kafirlerden başka kim Allah'tan ümidini keser? Estağfurullah biz kesemeyiz. Can dost, can bacım, can kardeşim, büyüklerim, küçüklerim sizden rica ediyorum. Evinizde bulunan mucize Kur'an-ı Kerim'in manasını lütfen okuyun. Namazlarda okuduğunuz duaların manasını öğrenin. Ölmüşlerinize bazen okuduğunuz Yasin-i Şerif'in içerisinde Cenab-ı Allah bize ne söylüyor? Lütfen bunu öğrenin. Ayetel Kürsü okuyorsunuz bunun manasını öğrenin. Öğrenin sevgili dostlar. Manasını öğrenmeden okumanın bir faydası, bir amacı nedir? Lütfen öğrenin cenab Allah İhlas suresinde, Fatiha suresinde, Amentü suresinde hayri ve şerri derken ne diyor? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Evet, Diyanetimizin değerli hocaları cuma hutbelerinde çok güzel bilgiler veriyorlar. Televizyonlarında, radyolarında çok güzel bilgiler veriyor. Ama bir, bir fert olarak bizim de inandığımız dini öğrenmemiz gerekiyor ki İslamiyet'e sonradan sokulmuş bu hurafelerden kurtulalım. Türbelere mum yakmaktan, kurşun dökmekten, nuskacılara gidip medet beklemekten, tarot denilen şeytan kartlarına bakmaktan, medyum denilen aciz insanlardan bir ümit beklemekten kurtulalım sevgili dostlar. Artık İslamiyet'in ne kadar güncel olduğu, İslamiyet'in ne kadar ilmi desteklediği ve ilk söz olarak da Bismi İgra, Allah'ın ismiyle oku dediğini unutmayalım sevgili dostlar. Ben Gökhan Işıklı olarak hepinize selamlar, saygılar söylüyorum, gönderiyorum. Kanalımızı destekleyen, izleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.